Avukat Sayın Nuriye Kadan bizlerle birlikte. İyi akşamlar Sayın Kadan, hoş geldiniz. İyi akşamlar, selam ve sevgiler herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Bazı kesimlerde büyük bir kıyamet koptu. Aslında İstanbul Sözleşmesi kadına karşı şiddeti savunan bir sözleşme mi? Türkiye'nin bu sözleşmeden çekilmiş olması kadına şiddeti arttırır mı? Böyle tersten yönelteyim soruyu. Buyurun Sayın Kadan. Ben şöyle başlayayım söze bu konuyla ilgili olarak. İstanbul Sözleşmesi bilindiği üzere 2011 yılında imzaya açıldı. 1 Ağustos 2014 yılında da yürürlüğe girdi. Şimdi sizin sorunuzu ben de şöyle yanıtlıyorum. 2014 yılından bu yana kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri açısından yıllar oranına baktığımızda herhangi bir azalma görmüyoruz. Yani İstanbul Sözleşmesi yaşatır deniliyor ama yaşatmadığını görüyoruz. Her yıl artan ivmeyle bir kadın cinayeti ve kadına yönelik şiddet sayılarını görüyoruz. Yalnızca son 2020 yılında kadın cinayetlerinde bir azalma olduğunu görüyoruz. Ben bunu şuna bağlıyorum. 2020 yılında çünkü etkin bir mücadele başladı. 6.284 sayılı yasamızın varlığı, aynı zamanda buna ilişkin de gerekli olarak bakanlıkların, özellikle İçişleri Bakanlığı'nın, Emniyet'in çıkarmış olduğu takım genelgeler sayesinde etkin bir uygulama başladı ve şiddet oranında azalmaları gördük. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin varlığının tek başına orada olmasının kadına yönelik mücadelede, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde etkin olmadığını biliyoruz. Bu sebeple de yani toplumda İstanbul Sözleşmesi konusunda bu kadar böyle bir adeta yaygara yapılmasını da ben açıkçası hayretler içerisinde bakıyorum. Çünkü çoğu kişi, bakın, İstanbul Sözleşmesi'nin ne olduğunu dahi bilmiyor. Yapılan anketlerde %50 oranında, yapılan anketlerde İstanbul Sözleşmesi'nin varlığından bile haberdar değil. Ama bugün bakın ki fes oldu diyerek sokağa çıkan binlerce insanı görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye. Ben şuna vurgu yapmak istiyorum. Kadına yönelik şiddetin temelinde kadınla erkeğin eşitliği yeterince güçlendirilmediği için, toplumsal bir bilincin sağlanmadığı için olduğunu görmek gerekir. Yani eğer İstanbul Sözleşmesi bu kadar çok etkin bir rolü olsa idi, bugün bakın biz bu kadına yönelik şiddeti bu kadar konuşuyor olmazdık. Çünkü temelinde, işin temelinde aslında kadın erkek eşitsizliği yatıyor. Bu açıdan da asıl mücadele verilmesi gereken alanın bu olduğunu, toplumsal bilincinde bu konuda güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve her zaman için şunu söylüyorum. Kadın hakları mücadelesinde Cumhuriyet devrimlerinin yeri. O yüzden de Cumhuriyet devrimleri yaşatır ve yükseltir diye söylüyorum ben kadın hakları mücadelesi alanında ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinde. Bu sebeple de İstanbul Sözleşmesi konusundaki bu söylemleri açıkçası kabul etmiyorum. Ama şöyle de söyleyebilirim. Evet. Tabii buyurun. Buyurun olmuş. Sayın Kadan, bir de şunu, sözünüzü kesmek istemem ama şunu da lütfen vurgular mısınız sözlerinizin içinde? Kadını koruyan belli yasalar var. İşte medeni kanunumuz var. Medeni kanunda yapılan düzenlemeler var. Öyle değil mi? Bir taraftan evet. Miras hukuku var. Bütün bunlarda kadının hakları yeterince korunuyor mu? Yani İstanbul Sözleşmesi ne o halde? Kanunlarımızda yer alan medeni hukuk ve miras hukuku ne? Onu da sormak isterim size. Tabii. Şimdi zaten en büyük kazanımımız bir kere medeni kanun. Evet. Özellikle 2002 yılından sonra yapılan bir takım daha iyileştirmelerle birlikte kadının mücadelesinde çok önemli bir yer tutuyor. Bunun yanı sıra arkasından getirilen 6.284 sayılı yasamız. Yani İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe 2014 yılında giriyor ama 6.284 sayılı yasamız bizim iç hukukumuzda 2012 yılından beri var. Ve bugün alınan bütün tedbir kararları 6.284 sayılı yasa kapsamında zaten etkin bir şekilde uygulanmaya çalışılıyor. Bizim kazanımlarımız aslında Cumhuriyet devrimiyle birlikte gelen kazanımlarımız. O yüzden de İstanbul Sözleşmesi'nin fesiyle birlikte bizim bu kazanımlardan vazgeçiyoruz gibi bir şey yok. Ya da yarın hemen işte kadın cinayetleri çok artacak veya ölümler çok olacak gibi bir söylemi de kabul etmek mümkün değil. Var olan iç hukuktaki düzenlemeler
zaten yeterli. Yeterli olmayan alanlarda da zaten bunun mücadelesini veriyoruz ve etkin bir şekilde kullanılması için de takipçisi oluyoruz. Eksiklikler, aksaklıklar, özellikle uygulama alanında aksaklıklar varsa onların da takipçisi oluyoruz. Şimdi daha bundan birkaç hafta önce bir kadın cinayetinde işte 9 kez şikayet edilmiş Evet. ama herhangi bir şey yapılmamış. Yani o kişi hakkında işte sorun burada. Ben bu sorunların aslında konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Uygulamadaki sorunların giderilmesi gerekir. Görevlerini yerine getirmeyen kişiler hakkında, kurumlar hakkında bunların mutlaka takipçisi olunması gerekir. Gerekli cezaların almasını sağlanması gerekir. Bunun yanı sıra da yine dediğim gibi bir takım yasada kaynaklanan eksiklikler varsa da bunların giderilmesi gerekir. Ki en son insan hakları eylem planında aslında olmasını istediğimiz bir takım hep sürekli raporlar halinde sunduğumuz kadınla mücadele konusunda, kadın hakları mücadelesi konusunda bir takım eksiklikler var diyorduk. Bunlar da yavaş yavaş orada olduğunu gördük insan hakları eylem planında. Dilerim bunlar kağıt üzerinde kalmaz ve bu söylenen, yapılması planlanan eksiklikler de giderilerek kadınların bu alandaki sorunları biraz daha giderilmiş olur. Ama dediğim gibi yani asıl temel sorun aslında tarihsel bir süreç içerisinde çok uzun yıllardan itibaren kadın ve erkek arasındaki eşitsizlikten kaynaklanan sorunlar. Biz Evet. bunlara bakmalıyız. Buradaki mücadelemizi vermeliyiz. Eğer bu mücadeleyi verirsek bugün biz işte şiddeti de konuşmayız. Kadına yönelik bu şiddet konusundaki sıkıntıları konuşmayız. Bizim mücadelemiz bu alanda olmalı diye düşünüyorum ben. Evet. İstanbul Sözleşmesi ilk başta dediğim gibi hani önemli maddeler içeriyor, bazı maddeleri olabilir ama bugün geldiğimiz noktada tam bir şekere bulanmış zehir konumunda. Özellikle Grevio kurulunun olması gerçekten bir dayatma. Yine 116 sayfalık bir rapor, siz haberinizde de bahsettiniz. İnanılmaz ifadeler var ve Türkiye'yi bölmeye yönelik ve buradan kullanılan yani bu Grevio raporlarıyla birlikte emperyalizmin bir dayatması söz konusu. O yüzden de bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bizim zaten iç hukukumuz var kadına yönelik mücadelede, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede. Biz buna sıkı sıkı sarılalım diyorum. Bunların eksiklikleri varsa onların giderilmesini sağlayalım ve bunların takipçisi olalım diyorum. Tabii Sayın Kadan, bir taraftan da bu İstanbul Sözleşmesi'ni sözleşme yaşatır diyerek savunanlara sürekli ben de soruyorum. Sözleşmeyi okudunuz mu? Hayır diyorlar. Sözleşmenin maddelerini dahi okumayan kimselerin bu sözleşmeyi savunur bir konumda olması tabii çok şaşkınlık yaratıyor bir taraftan da. Yani gerçekten ben yapılan ankette %50'si böyle bir sözleşmeden haberdar değil. Değil, evet. Haberdar olanların pek çoğu da sözleşmeyi okumamış. Hatta yapılan o anket sonucunda %5 oranında sözleşmeyi bilen okuyan kişi sayısı. Ama Maalesef, gelin evet. ki bugün işte İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyerek toplum sokağa yönlendiriliyor ve böyle bir algı yaratılıyor. Yani sözleşmeyi zaten baştan aşağı okuyan, özellikle o 116 sayfalık Grevio raporunu okuyan kişiler zaten bunu sorgular ve bunun kabul edilemez yanları olduğunu görür. Buradan da önerelim. Hem Grevio raporunu hem de sözleşmeyi lütfen dikkatli okusunlar. Ve hem medeni kanunumuzla ilgili hem miras kanunumuzla ilgili bazı önemli noktalara da lütfen dikkat etsinler diyelim. Böylelikle bu İstanbul Sözleşmesi denen şeyin aslında bize yarar değil zarar verdiğini görecekler. Zaten siz de bunu anlattınız. Evet, Evet. özellikle raporun sizin haberinizde de söylediği gibi FETÖ ile PKK ile mücadelenin kadın mücadelesine zarar verdiği gibi bir söylemden bahsediliyor. Yani bunu kabul etmek zaten mümkün değil. Hiç kimsenin de bunu kabul edeceğini sanmıyorum. Ama tabii bunlar okunmadığı ve bilinmediği için de pek çok kişi tarafından bu durumlar hiç göz ardı ediliyor. Tabii ben bir noktayı da dile getirmek istiyorum. Her ne kadar bu sözleşmenin bu zararlı yanlarından bahsetsek de tabii ki bu fesih konusunda da hukuka aykırı bir durum söz konusu şu an. Evet. Çünkü bir kanunla kabul edilmiş bir sözleşme. 24 Kasım 2011'de 6.251 sayılı kanunla uygun bulunmuş. Bu sebeple de bunun yine fesli aynı şekilde bir kanun olması gerekirdi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle olması hukuka bir aykırılık teşkil ediyor.
Yani bu yönüyle de aslında bence ivedilikle bir kanun teklifiyle birlikte hukuka uygun hale getirilmesi gerekir ki o zaman böyle bir karar, hani iyi bir karar dediğimiz bu karar taçlandırılsın. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kadan. Son derece bilgilendik. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Sağ İyi olun. akşamlar.